Kahramanmaraş'ta İçişleri Bakanlığı'nın vatandaş odaklı hizmetlerinden biri olan Açık Kapı Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi. Açık Kapı personeliyle vali yardımcısı arasında herhangi bir kademe olmayacaktır. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan Başkanlığı'nda yapılan toplantıda projenin tanıtımını Vali Yardımcısı Bayram Öz yaptığı sunumlarla anlattı. Projenin işleyişi, başvurular hem Açık Kapı personeli tarafından yüz yüze hem de bakanlığımız tarafından hazırlanan yazılım sayesinde internet üzerinden alınacak ve Açık Kapı projesi yazılım sistemindeki havuza toplanacaktır. Vatandaş tarafından yapılan talep ve şikayetlerle ilgili Açık Kapı personeli tarafından gerekli görülmesi ya da tereddüdülmesi halinde konu sistem üzerinden ya da sözlü olarak ilgili vali yardımcısına ulaştırılacak ve talimatları doğrusunda süreç devam ettirilecektir. Vali Özkan, Açık Kapı projesinin kamu hizmetleriyle vatandaşlar arasında işlemlerin hızlandırılması, hizmetlerin iyileştirilmesi ve artırılması amacıyla yapılan etkin bir proje olduğunu söyledi. Evet arkadaşlar, bu hizmetleri iyileştirirken yani sadece biz değil, bütün vatandaşın bu işlere müdahil edilmesi, meslek kuruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla iyi bir diyalog içinde bu işlerin icrası önemli. Sivil toplum derken bunun gerçekten sivil olması önemli. Yoksa biz kamu birimlerinde bir daire müdürü, bir memur, ben şu derneği kurdum, şuranın temsilcisiyim deyip kendi görevini ihmal etmeyi de biz takip ediyoruz. Yani sivil toplum dediğimiz zaman bir, sivil olacak. İki, meccanen iş yapacak. Üç, gönüllü olacak. Yani bunu insani duyarlılık, vicdani duyarlılığıyla yapacak. Bizim medeniyetimizde, kültürümüzde sivil toplum çok önemlidir. Ta Osmanlı'dan özellikle amme hizmetlerin, kamu hizmetlerin insanlarımıza meccanen, gönüllü olarak memleketin dört bir yanına çok nitelikli bir şekilde sunulmasında sivil toplumunun bunun tipik tezahürü vakıflardır. Vakıflarımızın çok önemli nitelikli hizmetleri olmuştur. Bütün dünyaya örnek olacak kurumlardır. Günümüzde de vakıf olur, dernek olur, sivil toplum olur. Dediğim gibi bu kriterleri taşımadıktan sonra o hiyerarşik bir şeydir. Bir vesayet kurumudur, sivil değildir. Gönüllü olacak, parasız hizmet edecek. Biz bunlara o zaman hem saygı göstereceğiz, hem yardımcı olacağız, hem yönetim faaliyetlerini icra ederken bunların, bu marifet kurumlarımızın imkan kabiliyetinden istifade edeceğiz. Yoksa ben işte şu derneği kurdum, şuranın hem amiri kalabilmek için şuraya dayanayım. Kamunun bir türevi olduktan sonra bunun hiçbir karşılığı yoktur bizim nezdimizde. Ayrıca toplantıda Vali Vahdettin Özkan Başkanlığı'nda tüm kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin katılımıyla 2017-2018 eğitim öğretim ikinci yarı yılı güvenlik tedbirleri toplantısı da gerçekleştirildi. İlgili olarak projelendirmeleri yapıldı. Ödenek talebiyle ilgili olarak çalışma devam ediyor. Bu toplantının sunumunu da Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt yaptı. Toplantıda zararlı maddelerle mücadele konusu başta olmak üzere okul içi ve çevresinde alınması gereken tedbirler, servis araçları, okul kamera sistemleri, taşımalı eğitim ve birçok konuda kurumlarla eş güdüm içerisinde alınması gereken tedbirler ve çalışmalar değerlendirildi. Madde bağımlılığı, tütün ürünleri, sigara, ağız otu ve benzeri kullanımı, istismar, şiddet, okul güvenliği, okul servis araçları gibi konularla ilgili olarak okul yöneticilerimizle ilgili olarak toplantılar yapılmış. Bakanlığımızın ve valiliğimizin talimatları arkadaşlarımıza ulaştırılmıştır. Bunlarla ilgili olarak gerekli tedbirler, bilgilendirme çalışmaları, önlemler de diğer paydaş kurumlarımızla birlikte eş güdüm içerisinde yürütülmektedir.